konuklarımıza ve burada bulunan değerli hocalarıma hoş geldiniz diyorum. Anayasanın Dili Sempozyumunun 3. ve son oturumunu birazdan çok fazla uzatmadan başlatacağız. 1982 yılında ben 16 yaşında bir lise öğrencisiydim. Ve o anayasa onaylandığı sırada tabii oy verme yetkim ve hakkım olmadığı için o anayasaya oy vermek gibi bir şanssızlığım olmadı. Bugün beni burada en çok mutlu eden şey, bu kadar yıldan sonra anayasanın artık kesinlikle değişme aşamasına geldiğini ve bunun araçlarından birisi olan dil konusunun konuşulduğunu görmektir. Başta bunu söylemek isterim. İkinci kendi adıma vurgulamak istediğim bir başka husus, Türkiye'de başta anayasa dili olmak üzere çeşitli alanlarda dil ile olan bağlantımız konusunda büyük sıkıntı yaşadığımız ortadadır. Bu bakımdan hukukçuların ve siyasetçilerin özellikle Osmanlıca veya Osmanlı Türkçesi veya eski Türkçe adını verdiğimiz dil ile olan bağlantılarının mutlaka erken zamanlarda başlatılması gerekir. Çünkü öyle anlaşılıyor ki buradaki temel sorunlardan bir tanesi aynı mesleği icra eden veya aynı kulvarda yürüyen kişilerin farklı kavramlara, farklı anlamlar yüklemeleri hususundan kaynaklanmaktadır. Sempozyumumuzda dil ne kadar konuşuldu, bunu sizlerin takdirine bırakıyorum ama gerçekten anayasanın dilinin, az evvel değerli hocamızla koridorda da konuştuk, Türk halkının anlayabileceği bir dil olmasını canı yürekten istiyoruz. Onun dışında diğer hukuk metinlerini, ceza kanunu, medeni kanun gibi metinleri hukukçuların kendi aralarında anlayabilecekleri bir noktaya taşımaları konusunda bir sıkıntımız yok. Bu oturumumuzda yine çok değerli konuşmacılarımız var. Sayın Profesör Doktor Şükrü Karatepe, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi mensubu ve Sayın Profesör Doktor Hamza Zülfikar, Ankara Üniversitesi emekli öğretim üyesi. Şu anda bir faaliyetiniz var mı hocam? Atılım Üniversitesi'nde bazı derslerde. Evet, Atılım Üniversitesi'nde de aynı zamanda görev alıyorlarmış. Sol tarafımda yine değerli hocam Profesör Doktor Mustafa Özkan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve değerli araştırmacı yazar abimiz Beşir Ayvazoğlu Beyler bu toplantımızda bizlerle olacaklar. Sayın Beşir Ayvazoğlu'nun erken saatte uçağı olmasından dolayı ilk konuşmayı kendilerine vereceğiz. Konu başlığı Ali Fuat Başkil'e göre Türkçe ve hukuk dili. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İrticalen konuşmaktan aciz değilim ama konuyu dağıtırım diye korktuğum için müsaade ederseniz metinden okumak istiyorum efendim. Biraz da hikayemsi bir konuşma, metin, bildiri denebilir mi bilmiyorum. 1941 yılı Ocak ayının başlarında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne Marif Vekaletinden bir tahmim gelir. Bütün ilim dallarında terimlerin öz Türkçeleştirilmesi için her fakültede bir komisyon kurularak çalışmaların hızlandırılması istenmektedir. Profesör Doktor Ali Fuat Başkil'in dekanı olduğu hukuk fakültesi dışında bütün fakültelerde derhal komisyonlar kurulup çalışmaya başlanır. Rektör Profesör Doktor Cemil Bilsel'in ara sıra çalışmaların nasıl gittiği yolundaki sorularını "çalışıyoruz" diye geçiştiren Ali Fuat Bey, komisyonlar arasında koordinasyon amacıyla rektörlükte bir toplantı yapılacağı, her komisyonun bu toplantıya en az 3 üye ile katılması gerektiği bildirilince işin ciddiye bindiğini anlar. Ebu'l-Ula Mardin, Tahir Taner ve Mustafa Reşit Belgesay ile birlikte ister istemez katıldığı toplantıyı Marif Vekili Hasan Ali Yücel de
bir açış İbrahim Necmi Dilmen ve Şemsettin Günaltay ile birlikte teşrif etmiştir. Rektörün kısa açış konuşmasından sonra söze başlayan Marif Vekili, uzun konuşmasında geri ve fakir olduğunu iddia ettiği Türkçeyi Türk milletine layık bir dil haline getirmeye kararlı olduklarını söyler. Aşırı bir öz Türkçeci olmakla beraber Almanya'da lisaniyet eğitimi gördüğü için bu meselenin ilmi metotlarla ele alınması gerektiğini söyleyerek yapılan çalışmaları eleştirme cesaretini gösteren Profesör Ragıp Hulusi Özdem, Vekil Bey tarafından çocuk gibi azarlanınca Halide Edip adı var söz alır ve der ki, Türk münevverleri sıfatıyla ilmi bir mevzuun müzakeresi için buraya geldiğimizi sanıyorum. Fakat görüyorum ki Vekil Beyefendi mutlaka kendileri gibi düşünmemizi istiyorlar. Eğer bu toplantılar bu hava içinde devam edecekse ben şimdiden özür diliyorum. Halide Edip cesur kadın. Hasan Ali hiç beklemediği bu çıkıştan çok rahatsız olursa da mesele araya giren İbrahim Necmi Dilben tarafından tatlıya bağlanır ve görüşmelere geçilir. Hukuk fakültesine sıra üçüncü gün gelmiştir. Bu fakültenin hazırlıklarını görmek isteyince dekandan yani Ali Fuat Bey'den bizim maalesef bir hazırlığımız yok beyefendi cevabını alan Marif Vekili çünkünün devamını beklemeden öfkeyle siz vekaletin komisyonlar hakkındaki emrini almadınız mı diye sorar. Ali Fuat Başgil o gün aralarında geçen bu gergin muhavereyi şöyle naklediyor. Aldık efendim fakat aldınızsa hazırlığınız nasıl yok olur? Vekaletin emri milli şefin emridir. Müsaade buyurunuz arz edeyim. Bizim vaziyetimiz diyor Ali Fuat Bey. Sizin Türk milleti içinde ayrı bir başçeker vaziyetiniz mi var? Diye soruyor Vekil Bey. Efendim susana söz isnat edilmez. Bu zannediyorum hukuk hakkı ayrıcıdır. Mecelle de olsa gerek. Söylenmeyen sözden mana çıkarılmaz. Müsaade ediniz konuşayım. Sonra icap ederse tefsirini yaparız. Dinliyoruz diyor Vekil Bey. Ali Fuat Başgil niçin hazırlık yapmadıkları Vekil Bey'e şöyle açıklıyor. Tıp ve fen bilimlerindeki bilimlerinin dilleri serbest birer zümre dilidir. Ve anlaşmaya bağlıdır. Hekimler aralarında anlaşırlarsa mesela riye yerine akciğer, MA yerine bağırsak, fenciler de muvazi yerine paralel diyebilirler. Hukukun dili ise milletin dilidir. Ve öyle olması gerekir. Çünkü kanun insanlara meram anlatmak için yapılır. O halde hangi millete hitap ediliyorsa o milletin diliyle yazılmalıdır. Eğer hukuk derslerinin de öz Türkçe ile anlatılması isteniyorsa Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndan başlamak üzere bütün ana kanunların dilini değiştirme zarureti doğar. Bu açıklama üzerine Hasan Ali Yüce doğrudur. O halde hükümet olarak evvela Teşkilat-ı Esasiye başta olmak üzere ana kanunları öz Türkçe'ye çevireceğiz diyecek ve gerçekten Ankara'ya döner dönmez bu konuda hemen harekete geçecektir. Hasan Ali'nin böyle bir işe girişeceğine asla ihtimal vermeyen Ali Fuat Başgil ve arkadaşları birkaç ay sonra teşkilat kanununu öz Türkçe'ye çevirmek üzere Ankara'da Halk Partisi'nce aşırı öz Türkçecilerden oluşan bir komisyon kurulduğu haberini alınca hayretler içinde kalır. 1942 başlarında Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun biri çok ileri, diğeri mutedil. Ali Fuat Bey'in ifadeleri bunlar. Ölçüde öz Türkçeleştirilmiş iki farklı metni hukuk fakültesi hocalarına dağıtılır. Çok ilerisi şöyle dursun, mutedili bile anlaşılmaz, berbat bir metindir. Başgil, bu konudaki fikrini havayı koklamak için İstanbul'a gelen Milli Şefe, yani İsmet Paşa'ya anlatacaktır. Her dilde burada hukuk felsefesi yapmaya başlıyor. Dil felsefesi yapmaya başlıyor, affedersiniz. Her dilde kelimelerin zaman zaman değiştiğini, eskiyen manaların düştüğünü, yeni mana, vaziyet ve buluşları ifade etmek üzere yeni kelimeler türediğini, mesela telgraf, telefon, radyo, füze gibi kelimelerin yeni buluşların ortaya çıkardığı kelimeler olduğunu, yani dilin yaşayan ve tekamül eden bir varlık olarak görülmesi gerektiğini düşünen Başgil'in karşı çıktığı dilin bu tabii tekamülü değildir. Politikanın dile müdahalesi, hükümetin baskısıyla kelimelerin gelişi güzel değiştirilmesidir. Bir milletin dili yerine kolayca diğerinin konulabileceği bir kelime ve tabirler yığını değil, asırlar içinde ve nesillerin hafızasında dövüle dövüle, yoğurla yoğurla yerleşmiş bir mana, his ve hayaller bütünüdür. Ali Fuat Bey,
İsmet Paşa'ya bu görüşlerini açıkladıktan sonra şöyle devam ediyor. Bir milletin maddi hayatının vasıtaları değiştirilebilir. Kağan yerine kamyon, karasaban yerine traktör konulur ve konulması lazımdır. Teknik terakki de budur. Fakat manevi hayatının vasıtaları değiştirilmek istenirse ortada millet bütünlüğü kalmaz. Dil bu cümledendir. Dil, kelime ve tabir olarak maddidir. Fakat mana, maksat, his ve hayal tesisine vasıta olarak milletin manevi hayatının başta gelen elemanıdır. Dilin her kelimesi ve her tabir arkasında bir tarih yaşar. Millet ise tarihin yoğurduğu, yapıp yoğurduğu bir birliktir. Misal olarak Büyük Millet Meclisi'ni tabirini alacağım. Bu tabirin arkasında bütün bir milli mücadele tarihimiz ve İstiklal Harbi sahneleri vardır. Bu tabir telaffuz edilince bu sahneler göz önünde canlanır. Vatan ve millet sevgisi de bundan doğar. Projede bunun yerine kamutay demişler. Hiçbir tedavisi olmayan taş gibi, tokaç gibi bir şey. İsmet Paşa o gün Ali Fuat Bey'e sadece kamutay kelimesiyle ilgili eleştirisine hak verir. Nitekim Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde itirazsız kabul eden Öztürkçeleştirilmiş metninde muhtemelen İsmet Paşa'nın müdahalesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi ismi muhafaza edilecektir. O günlerde mesela Yahya Kemal'le bir seçimde Yahya Kemal'le ilgili bir espri yapılmıştır. Raygan dinleyelim bülbülü İstinye'ye gel diye bir beyit vardır Şeyhülislam Yahya Bey'in. Yahya Kemal'e adapte edilmiş o. Kamutay bezmine üye gel. O günlerde güzel tam da hatırlamıyorum ama kamutay bezmine üye gel diyor. İstinye'ye gel der gibi. Evet. Çok geçmeden ana kanunların dilini değiştirmek için de Marif Vekaleti'ne bir büro kurulur. Bir yandan da ders kitaplarının dili değiştirilmekte, üniversitelerde aynı maksatla bürolar açılmaktadır. Hocaların üniversite tarafından yayınlanacak kitapları bu bürolardan geçtikten sonra basılabilmektedir. Devlet, henüz biten İkinci Dünya Harbi'nin yarattığı problemlerle ilgilenecek yerde bütün kurumlarıyla Türkçe meselesine abanmıştır. Bunun üzerine Ali Fuat Başgil, Cumhuriyet Gazetesi'ne çıkan bir yazısıyla Öztürkçeleştirme çabalarını ağır bir biçimde eleştirir. Nurlu Ataç, Fahri Rıfkatay ve Besim Atalay gibi Öztürkçeci yazarlar bu yazı yüzünden yaylım ateşine tuttukları Başgil'in ne geriliğini bırakırlar ne örümcek kafalılığını. Hakkında yazılanlara cevap olmak üzere biri Cumhuriyet'te, diğeri Vatan'da olmak üzere iki yazı daha yazan Başgil Ankara'yı da öfkelendirecektir. Hasan Ali Bey bu haddini bilmeyen hukuk profesörünü cezalandırmanın yolunu bulmak için yazdıklarının memurîn kanununa göre siyasi mahiyet taşıyıp taşımadığı konusunda adliye vekaletine bir tezkere yazmış. İstanbul Üniversitesi'nden de dosyasını istemiştir. Çünkü o yıllarda üniversite hocalarının siyasi yazı yazmaları yasaktır. Ama Marif Vekili bu teşebbüsünden bir netice elde edemez. Vaktimi... Bir beş dakikamız, beş dakikamız var. Ali Fuat Başgil daha sonra Türkçe meselesi adıyla kitaplaştırdığı bu yazılarında hukuk dili meselesini aşarak bir çeşit dil felsefesi yapmaktadır. Türkçe ona göre yerli ve yabancı muhtelif dil elemanlarının tarih kazanında kaynaya kaynaya helmelenip hamur olmasından meydana gelen ve her büyük milletin dili gibi iç ve dış mantığının icablarına göre yavaş yavaş fakat devamlı bir tekamül süzgecinden geçerek süzüle süzüle bugünkü berraklığını bulan sayısız fikir ve kalem sahibi nesillerin asırlar içinde göz nuru dökerek karınca sabrıyla işleyip şimdiki inceliğine eriştirdiği atalar mirası bir memleket dilidir. Milli kütüphanelerini dolduran bu günümüzü dünün asaletine bağlayan binlerce ilmi ve edebi eserin bu sessiz mukaddes dili her kelimesinde asil bir milletin biriktirdiği mana ve hatıraları saklamaktadır. Türkçe lisan şeklinde girmiş milli ruhumuz, hararet ve heyecan ocağımızdır. Bu dili Öztürkçeleştirme iddiasıyla değiştirmeye kalkışmak, bu ruhu öldürmek, bu ocağı söndürmekten başka netice vermez. Kısacası bir milletin dili 5-10 senenin, bir iki neslin işi ve eseri değil, asırlar içinde nesillerin dimağındaki dil hafızası merkezleriyle köklü bir tabiat ve istidat haline gelmiş ve nev'in biyolojik varlığına
yerleşmiş bir alışkanlıktır. Ali Fuat Başkil asırlar içinde oluşmuş Türkçenin toplum mühendislerince budanıp ruhunun yok edilmesine karşı çıkıyor ve otoritesini kullanarak dile yeni bir kelime ilave etmek isteyen Roma İmparatoru Tiberius'a Senatör Marcellus'un itirazını hatırlatıyordu. İmparatoru sözünü keserek memleketin diline hürmete davet eden Marcellus, bahis mevzu ettiğiniz kelime madem ki Roma İmperiumunun şanlı sahibi Sezar'ın ağzından çıkmıştır, artık memleket dili olmuştur. Bilesin ki Sezar her şeyin üstünde ve her şeye kadirdir diyerek efendisine arka çıkan Capito'yu susturduktan sonra şöyle devam eder. Capito yalan söylüyor. Sezar, sen dilediğin insanlara Roma vatandaşlığı sıfatını verir, mevki ve rütbe ihsan edersin. Fakat memleket dilinden olmayan bir kelimeye Romalı olma hakkını veremezsin. Capito'nun sözleriyle vekaletin emri milli şefin emridir diyerek şefin emrini ilim adamının fikrinden üstün tutan Hasan Ali Yücel'in sözler arasındaki benzerlik şaşırtıcıdır. Marcellus'un devletle memleket dili arasındaki münasebetin mahiyetini 2000 sene önce belirlediğini düşünen Başkil, memleket dilinden olmayan bir kelimeye Romalı hakkını veremezsin sözünde toplum mühendisliğinin bir dili, bir dalı olan dil mühendisliğine karşı çıkışın prensibini görmüştü. Memleket tarihinin ve psikososyolojik varlığının mahsulü ve asırlar içinde nesillerin birbirine devredip emanet ettiği bir ocak mirası ve bir ecdat mülkü olan memleket diline kimsenin hükümet adamı sıfat ve otoritesiyle tasarruf hakkı olamazdı. Bu aynı şey bugün de geçerlidir. Kelimenin menşei değil, o kelimenin memleket dilinin bir parçası haline gelmiş olması önemliydi. Halbuki Öztürkçeciler benzer bir görüşü dile getirerek yabancı menşeili olduğunu düşündükleri bütün kelimeleri Türkçeden kovmak istiyorlardı. Ama yabancılık daha ziyade Arapça ve Farsça asıllı kelimelere yakıştırılıyordu. Başkil'in diğer Öztürkçecilere nazaran meseleye daha metodik yaklaştığı için hoşgörü gösterdiği Ragıp Hulusi Özlem, 4. Türk Dil Kurultayı'nda okuduğu dil onarımının esasları üzerine bir anlaşma projesi adlı tebliğinde Türkçeyi ümmet lisanı halinden çıkarıp Batı Avrupa medeniyetine bağlı bir millet dili haline getirmekten söz ediyor. Bunun zaruri neticesi de prensip itibariyle bu ümmet lisanının az çok eskimiş İslami milletler arası tabirleri yerine Garb'ın klasik yani Yunanca ve Latince milletler arası terimlerini koymaktır diyordu. Mesela Ziya Gökalp tarafından Arapça fikir kökünden türetilen mefkure kelimesi Özlem'e göre, Ragıp Hulusi Özlem'e göre ideal kelimesinden daha yabancıydı. Şaşırtıcı olan o yıllarda bazı Türklerin de buna benzer fikirleri savunmalarıdır. Doktor Rıza Nur, Tanrıdağ Dergisi'nin Haziran 1942 tarihli 6. sayısına çıkan Türkçe'de Ecnebi Kelimeler başlık yazısında Fransızcayı Arapçaya tercih ettiğini yazmıştı. Bu da enteresandır. Türk ocakları kapatıldıktan sonra yayınına ara verilen Türk Yurdu Dergisi'nin 1942 yılında yayına başlayan ikinci serisinin ilk sayısında Ragıp Özlem'in tebliği yayımlanmıştı. Bu da o tebliğdeki görüşlerin benimsendiği anlamına geliyordu. Buraları uzatmak istemiyorum ama Besim Atalay'ın da bir dildeki yabancı kelimelerin durumunu açıklama tarzını burada zikretmek istiyorum. Öz dilde kalıbı, biçimi, söylenişi başka olan bir kelimeye yer vermek, öz yurtta bir yabancıya her türlü haklar vererek yaşatmak demektir. Yani burada açıkça ırkçılık yapılıyor. Yani bu cümleden açıkça anlaşılıyor ki ırkçılıktan başka bir şey olmayan, üstelik Atatürk'ün de dili bir çıkmaza götürmekte olduğunu görerek vazgeçtiği arındırılmış Türkçe, bir süre sonra hümanist aydınların, 1960'lardan sonra da sosyalistlerin, Levent Bey'e sözlerini hatırlatmak istiyorum. 1960'lardan sonra sosyalistlerin canla başla savundukları bir dava haline geldi. Suat Yakup Baydur ve Nurlu Ataş gibi okullarda Yunanca ve Latince öğretilmesi gerektiğine inanan hümanist kültür tarafları aydınlar, aynı zamanda Arı Türkçenin önde gelen savunucularıydı. Onu tekrar atlıyorum bir müddet efendim. Şimdi şöyle diyorum, şimdi bu nasıl bir anlayıştır ki hem ırkçılar, hem hümanistler, hem solcular, hatta 1970'lerden sonra İslamcı aydınlar tarafından aynı heyecanla benimsenebiliyor. Türkçenin bir hükümet işi bitiyorum Sayın Başkan.
Türkçenin bir hükümet işi ve bir politika mevzu yapılarak onca meselemiz varken bir de içinden çıkılmaz bir dil meselesi yaratılmasına bir mana veremeyen Ali Fuat Başgil, hiç eskimemiş ve eskimeyecek bir mecelle kaidesi olan raiye üzerine tasarruf maslahata menuttur kaidesini hatırlatır ve bu kaidenin dün olduğu gibi bugün de bütün ileri ve medeni ülkelerin hukukunda hükümet icraatının yegane ölçüsü, yegane meşruiyet kaynağı olduğunu söyler. Babalce'yi kovacağız, Osmanlıca'yı Türkçeleştireceğiz, halk dilini ilim ve millet, ilim ve adalet dili yapacağız gibi sözler Başkil'e göre yüzündeki cila dışında hiçbir değer ifade etmez. Eğer karaya kara, beyaza beyaz demekle bir suç işlemiş olmazsak aşikar ki aritmetik değil hesap kelimesi Türkçe, yargıç değil hakim kelimesi halkçadır. Ali Fuat Başgil kendisine yöneltilen eleştirilere suçlamalara karşı yazdığı ikinci yazıda haklı olarak şu soruyu sormuştu. Madem yaptığınız işin doğruluğuna o kadar inanıyorsunuz, o halde niçin teklif ettiğiniz kelimeleri kendi eserlerinizde kullanarak birbiri ardınca serbest dil piyasasına sürmediniz de derhal mektep ve kanun kitaplarına sokup resmi sözlüklerle dayattınız? Hiçbir zaman cevabı verilemeyen bir bu soruyu sorduktan sonra parlamentoların sınırsız denecek kadar geniş yetkilere sahip olduğunu, ancak milletin dilini değiştiremeyeceğini, memlekette konuşulmayan ancak resmi sözlük vasıtasıyla anlaşılabilen bir dille kanun yazılamayacağını, kanunları anlamak için halkı ve aydınları cebinde sözlük taşımaya mecbur edemeyeceğini, hocaları verecekleri dersin ve hakimleri yazacakları hüküm ilamının kelimelerini sözlükten ezberlemeye zorlayamayacağını, meclise camiadan aldığı vekaletin böyle bir yetki vermediğini, bu yetkinin ancak açık ve neticesi müspet bir referandumla alınabileceğini söyler. Sadece büyük bir hukukçu değil, aynı zamanda kudretli bir mütefekkir olan Ali Fuat Başgil'in bu görüşleri günümüzde de geçerlidir. Anayasanın ve kanunların dili yaşayan herkesin anlayabileceği bir Türkçe ile kaleme almalıdır. Alınmalıdır. Herkesin zihnindeki karşılığı aynı olan kelime ve kavramların kullanıldığı haşfiyattan, yani 1982 anayasasındaki gibi bir sürü lüzumlu laflardan bütünüyle arınmış, sağlam mesleği hukuk olanları bu alanın dilinden ve literatüründen koparmayan ve otoritenin dayatması intibanı uyandırmayan bir dil olması gerekir diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Efendim değerli konuşmacımıza Ali Fuat Başgil'in Türkçe ve hukuk bağlamında vermiş olduğu mücadeleyle ilgili anlatmış olduğu bu kısa özlü konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Hocam ayrılacak mısınız? Evet, toplantımızın bu bölümüne Sayın Profesör Doktor Şükrü Karatepe hocamızın Anayasa Metinlerinin Hukuki Niteliği ve Dili başlıklı konuşmasıyla devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Efendim ben dilci değilim ama ister istemez işte dilde konuşuluyor. Sabah beri meslektaşlarım, hukukçu arkadaşlarım da dilden söz ettiler. Ben de ister istemez konuya dille gireceğim. Daha sonra dilden çok anayasanın üslubu, yazılma tarzı üzerinde biraz fazla durmak istiyorum. Şimdi efendim en azından milli devletlerin ortaya çıktığı dönemlerde diller milli. Her milletin ya da daha doğru bir tabirle her milli devletin tarif ettiği bir dili var. Eğitimini onunla yapıyor ve ortak bir dil olarak o kabul ediliyor. Halbuki hukuk böyle değil. Hukuk bu kadar milli ve bu kadar ulusal bir hadise değil. Meseleye biraz ben bu açıdan bakmak istiyorum. Şimdi Batı hukuku dediğimizde Roma hukuku, daha sonra Hristiyanlık ve Cermen geleneklerini içine katarsak hepsi temelde
Roma hukuku ve daha sonra Hristiyanlığın tesiriyle oluşan, belki İslam tesiri de var ama orijinalitesi yine Roma hukuku üzerinde kuruluyor. Hafif farklarla Anglo-Sakson hukuku, Cermen hukuku ortaya çıkıyor. Fakat temelde hepsi Latin kaynaklarından beslendiği için Batı hukukunda ister Almanya, ister Fransa, İngilizce neyse olsun hukuk eğitimini kendi milli dillerikleri yaptıkları halde kavramları Latince kökenli. Yani ağırlıklı olarak hukuk kavramları Latince kökenli. Aynı durumu bize dönüp bakacak olursak Farslar Farsça, Araplar Arapça, Türkçe Türkçe konuşuyor, eğitimlerini böyle yapıyorlar. Üniversitelerinde eğitim dilleri kendi milli dilleri ama kadim hukukları, klasik hukukları İslam hukuku olduğu için bunlar da ne yapıyor? Kaynak Arapça. Bu nedenle nasıl ki Batı hukukunu öğrenenler, Batı'da hukuk üzerine ihtisas yapan insanlar Latince'yi bilmeden bu işi yapamazlarsa bizde de eski klasik hukukumuz Arapça okutuluyor ve Arapça uzmanlar, hukukçular Arapça bilmek zorunda. Ondan sonra da o kültürün devamı olarak Batı'da Latince kökenli kavramlar, mefhumlar yaygınlaştığı, genişlediği gibi bizde de İslam dünyasında da zorunlu olarak, tabi olarak kendiliğinden Arapça kökenli hukuk terimleri, mefhumları yaygınlaşıyor ve yerleşiyor. Şimdi bunu sadece İslam hukuku dönemiyle sınırlı tutmak ya da Batı'da klasik Roma dönemiyle sınırlı tutmak doğru değil. Çünkü kültür böyle oluşuyor. O ilmin, hukuk ilminin, biliminin anlatımı, efendim metinleri o mefhumlar üzerinde oluyor. Nitekim daha sonra bakıyoruz modernleşme döneminde işte ticaret kanunu tercüme ediliyor. Daha sonra medeni kanun 1926 Cumhuriyet dönemine geçelim. Bu kaide değişmiyor. Yani kullanılan kavramların hepsi klasik kavramlar. Daha önce klasik dönemde yani İslam hukukunun uygulandığı dönemde kullanılan kavramların biz hala kullanılmaya devam ettiğini görüyoruz. Durum bununla da sınırlı değil. Sabah Mehmet Bey söyledi. Yeni politik gelişmeler oluyor. Siyasi hayat modernleşiyor. Bunun gereği olarak işte parlamento kuruluyor, meşrutiyet ilan ediliyor. Ve bunu ifade etmeye başlıyorlar. Nedir? Kanun esası, mebus, meşrutiyet, hükümet, cumhuriyet. Bunlar bizim hukuk dilimizde daha önce olan kavramlar değil. Bunlar yeni siyasi hayatın içine girdiğimiz siyasi modernleşmenin ihtiyacını karşılamak için üretiliyor. Ama dikkat ederseniz hiçbiri Türkçe kökenli değil. Tamamı Arapça kökenli kavramlardan üretiliyor. Çünkü hukukun dili bu, kültür bu, külliyat bu. Başka türlü yapamazsınız. Ancak yine Mehmet Bey söyledi, sabah onu tekrar etmiş olmayayım ama vurgu yapayım, yani önemli buluyorum çünkü. Bu Arap kökenli olmasına rağmen, Arapça kökenli olmasına rağmen bunların hiçbiri Arapça'da değil üstelik. Benim bir de tecrübem oldu, izin verirseniz onu anlatayım. Benim doktoram idare hukukudur. İdare hukukundan doktora yaptım ve tez konum idarenin takdir selahiyetidir. Takdir selahiyet, selahiyet söz konusu olunca ben hemen Lisanül Arap, Arapça kamuslar, Arapça metinler araştırıyorum. Hatta eski lügatlar, Van Kulu lügatı yok, hiçbirinde selahiyet kelimesi yok. Allah Allah. Arapça değil mi? Arapçada selahiyet kelimesi yok. Sonra kamusu Türkiye'de buluyorum. Şemseddin Sami not düşmüş. Diyor ki salah kökünden türetilmiştir. Köküyle hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir bağlantısı yoktur. Arapçada selahiyet diye bir kelime yoktur. Selahiyet öz Türkçe kelimedir diyor. Bakın biz ne yapıyoruz şimdi? Selahiyeti Arapça bir kelime diye atıyoruz. Halbuki öyle değil. Ben tabii tezimin konusu takdir selahiyeti değildi. Yeni modern olduğu için takdir yetkisiydi. Fakat bu yetkinin eskiden selahiyet şeklinde kullanıldığını biliyordum. Onun için bu araştırmayı yapmıştım. Şimdi efendim, tabii tek başına dil de değil burada kastedilen. Biz çokça dili konuşuyoruz burada. Esasen o dilin kaynaklandığı, o dilin arkasında yatan kültürü ve birikimi daha çok konuşmak lazım. Şimdi düşünün, Mecelle'den
akşam seçtiğim, metne koyduğum. Mesela şek ile yakin zail olmaz. Beraati zimmet asıldır. İçtihat ile içtihat naks olunmaz. Öyle sağlam formüller konmuş ki bunları sadece bir dil harikası olarak biz görüp geçemeyiz. Evet, tabii ki sağlam bir dil var arkasında. Ama onun ötesinde çok güçlü bir hukuk kültürü var. O da değil. Onun ötesinde bir yaşama kültürü, büyük bir külliyat var. Onun tamamının süzülmüş imbiğinden geliyor. Öz olduğu için bu kadar dehşetli, güçlü, sağlam bir ifadeyle bunları söylemiş olmalıdır. Tabii dünya görüşü, o da önemli. Bu dünya görüşü meselesi sadece klasik hukukla da alakalı değil. Biraz sonra genç hukukçularla ilgili bir değerlendirme yapacağım. Orada da bunun önemini vurgulayacağım ayrıca. Yani Batı da eğitim yapmış arkadaşlarımız, doktoralarını Batı'da yapmışlar ama Türkiye'de kitapları neşrediliyor. Hukukçu, açıp bakıyorsunuz, yani felaket. Felaket, doğru bir cümle bulmak mümkün değil. Şimdi efendim, tabii ki dilde genel sadeleşme söz konusu. Bu sadeleşmeden hukuk da payını alıyor. Bu normal bir şey. Ancak bunu emir ve talimatla değil, sayın konuşmacı, benden önceki arkadaşımın söylediği gibi, Beşli Bey'in, bunu artık Başkil'in söylediği gibi kendi tabii seyrine bırakacağız. Ve dolayısıyla biz burada konuşurken hürriyet de dedik, özgürlük de dedik, kanun diye de konuştuk, yasa diye de konuştuk. Bu noktada ben görüş olarak şunu ifade edeyim, kelime seçmenin fazla önemli olmadığını düşünüyorum ben. Yani yerine göre bazen yeni kelime daha uygun da olabiliyor. Bakın anayasada ya da idare hukukunda biz diyoruz ki idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır. İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yolu açıktır cümlesini acaba eski ifadeyle nasıl söylerim diye ben çok uğraştım. Bu kadar şirin, bu kadar sempatik, bu kadar açık bir şekilde söyleyemedim, bulamadım yani. Siz de isterseniz düşünün. İdarenin her eylem karşılığında ne konuştuk, kullanacak? Her fiiline, burada fiil eylem anlamına değil, başka türlü bir şey. Yani eylem karşılığı, fiil karşılığı kullanılmıyor burada. Peki, ayrıca tabii faaliyeti de içine alan şekilde kullanılıyor. İşlem de muamele karşılığında değil sadece. Yani onunla beraber, belki yargı yolu açık tabirinde değiştireceksiniz. Ya yani muhakeme yolu açık diyeceksiniz. Kaza yolu açık diyeceksiniz. Açık da demeyeceksiniz. Başka bir şey demek gerekiyor. Ha bu böyle söylenmiş. O kadar da bana göre ters değil. Necip Fazıl merhum dil üzerine konuştuğunda biraz hışımlı, şiddetli, dil laboratuvarı diye köşesi var Büyük Doğu'da, orada çarpıcı şeyler söylerdi. Ben kendisinden de şahsen duydum. Bir gün şöyle dedi. Benim dilim değişiyor. Farkında değilim, değişiyor. Bir, gençlerle beraberim, zorunlu olarak değişiyor. Sizi dinliyorum. Dilimi değiştiriyorsunuz. Son günlerde hiç sormayın. Haberleri dinliyorum televizyonda. Onun da tesir ettiğini gördüm. Dil tabii yalıtılan bir şey değil ki. Biz birlikte yaşıyoruz. Bir arada olmanın neticesinde birbirimize tesir ediyoruz. Ve bir süre sonra bakıyoruz ki ister istemez o kelimeyi kullanıyoruz. Bu manada empoze olmadığı sürece, zorlama olmadığı, ne bileyim iktidar baskısı, herhangi bir mahalle baskısı neyse olmadığı sürece kelime seçmenin de çok fazla önemi yoktur. Yazmada da ben üzerinde fazla durulması gerekmez diye düşünüyorum. Şimdi efendim, hocalarımın doktoramı idari hukuku, daha sonra işte anayasa hukuku çalıştım falan, ister istemez kamu hukukçuları. Enteresan bir şey. Sıddık Sami'de sabah Hilmi Yavuz'a da söyledim burada. İdari hukuku kitabının bazı bölümlerini 3 defa, 5 defa, 10 defa okuduğum olmuştur. Tezi münasebetiyle idari hukuk kitabı yazdım o münasebetle. Zaman zaman tekrar, bir de kendimi sınamak için. Acaba nasıl bir şey yapıyorum diye. Hani onu ölçü olarak koyuyorum ya önüme. Enteresan bir şey. Nasıl bir kültür olmalı ki? Nasıl bir kültür olmalı ki? Sıddık Sami Onar'ın
çoğu cümleleri 20 satırdır. 15 satır 20 satırdır. Çoğu paragrafları bir cümledir. Enteresan bir şey. Ben bu bir paragraflık cümlelerde titizlikle aradım. Hem de böyle münekkit olarak acaba ses bozukluğu bulabilir miyim diye. Bakın, ses bozukluğu yok değil, mana bozukluğu, ses bozukluğu yok. Bu sadece bir dil bilgisiyle açıklanacak bir olay değildir. Demek ki üzerinde çalıştığı o ilim disiplininin genel kültürüne malik, entelektüel seviyesi, derinliği çok fazla. Yani o alanı çok iyi biliyor, çok kavramış, yaptığı işten de çok emin olduğu için ancak bu cümleleri kurabilir ve böyle yapabilir. Ama genç hukukçuların maalesef yani 1970'ten sonra yetişen, özellikle bu test kültürüyle yetişen, klasik kültürü, klasik edebiyatı bilmeyen, bunlardan uzak olan gençlerin durumları felaket. Efendim bunu sadece böyle kanunlarımızla, yasalarımızla falan sınırlı görmeyin. İsterseniz bunu deneyin. Herhangi bir kitapçıya girin, rastgele bir hukuk kitabı alın. 50 yaş ve altındaki hukukçuların yazdığı kitaplardan herhangi birisi olabilir. Götürün evinizde bir bakın. Hemen hemen doğru Türkçe cümle bulamayacaksınız. Bu kadar kafaları karışık hukukçuların. Yani Levent Bey çok dehşet şeyler tespit etmiş. Bu medeni hukukta, medeni kanunda. Daha önce o değişiklik yapmadan önce bir üslup, bir kavram birliği, neyse bir anlatım düzeni vardı. Bunların da bozulmasıyla yeni şekliyle tercüme edilince kafalar daha da karışmış. Kelimeler karışık, mefhumlar yok. Efendim zaten kültürü yok. Zaten hukukçu köklü olarak sosyoloji okumuyor, felsefe okumuyor, edebiyat bilgisi zayıf, test kültürüyle gelmiş sığ insanlar. Ne olacak, öyle bir tuhaf kuş dili Türkçe ile, garip anlatımlarla, aklına esen kavramı, mefhumu kullanarak kafasını, gözünü kırarak kitaplar yazıyorlar. Durum çok felaket, onu burada ifade etmek isterim. Efendim tabii kanunların dili ister istemez anayasa da yansıyor, ama anayasaların kanunlara göre bir de özel durumu var. Tabii anayasalar kanunlardan farklı olarak iktidar ilişkilerini düzenliyor. İktidar ilişkilerini düzenlediği zaman ideolojik yönü de olan metinler. Bütün anayasaların ideolojik yönü var. Ha, kimi bunu açıkça bir ideolojiyi tercih ederek yapıyor, kimi de yazılma biçiminden siz onun liberal mi, ne bileyim sosyalist eğilim mi, her neyse ne olduğunu yine çıkarıyorsunuz. Bu durum anayasalar için ayrıca bir özel bir durum ortaya çıkarıyor. Bizim anayasalarımızın durumunda biliyorsunuz, darbeyle yapılmış, arkasında bir ideolojinin diri tutulması, topluma empoze edilmesi, toplumun o ideoloji doğrultusunda efendim yönlendirilmesi, değiştirilmesi, terbiye edilmesi, aklınıza ne gelirse bütün bunlar yatıyor. Böyle olunca da anayasa metinlerinde ister istemez tuzaklar var. Bu tuzaklar bunun için konuluyor. Maalesef totaliter ideolojiler anayasalarda 21. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra yaygın olarak yer aldı. Bir Dünya Savaşı'ndan sonra işte faşizmin güçlenmesi, Sovyetlerin egemenlik alanının genişlemesiyle beraber komünist ülkelerde, Batı'nın faşist ülkelerinde, daha işte faşizan ülkelerinde, İspanya'da, ne bileyim Portekiz'de, hepsinde bu tür anayasalar yapıldı. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda totaliter cephe kaybedince, Almanya ve müttefikleri kaybedince, buralarda yeni anayasalar yapıldı. İşte 47'de İtalya, 49'da Almanya, arkasından Franco'dan sonra İspanya, Portekiz'de Salazar'dan sonra anayasa, ne bileyim işte Sovyet blokunda da blok dağıldıktan sonra anayasalar yapıldı. Bizim anayasamız da o dönemden etkilenmiş. İşte 31'de mi hocam? Altok'un anayasaya girmesi. 1931. 37'de anayasaya giriyor. CHP 31'de kongresinde Altok'u kabul ediyor. 37'de anayasaya giriyor. Ondan sonra darbelerle sürekli sağlamlaştırıla sağlamlaştırıla geliyor. Yani biz
şu darbe anayasasının dışına çıkarak bir anayasa yapmayı başaramıyoruz ama şimdi bunun önü açıldı. Hocam izin verirsen madde madde bir iki bu anayasa tabii yamalı bohça oldu. Dili de yamalı bohça haline geldi. Bu kadar değişince, üçte ikisi değişince. Bana göre üslup bakımından anayasanın en bozuk olan yerleri birincisi devletin resmi ideolojisini tarif eden ve onun üzerine kurulan maddelerdir. Yemin maddesi mesela. En bozuk olanıdır. Yemin ve girişi yazmak için yetenek gerekir. Yani nasıl yetenekli bir adam bulacaksınız ki bu metni yazacak? Yemin ve giriş. İkincisi gereğinden uzun olan maddeler. Yani çok uzun maddeler var. Bunlar maddeleri saymayayım şimdi. Mesela 19. madde siyasi parti kişi hürriyeti ve güvenliği ile ilgili. Kişi güvenliği vardır. Arkasından bir sürü sınırlama biliyorsunuz. Ondan sonra siyasi partilerin uyacakları esaslarla ilgili 69. madde. Mesela en azından bu siyasi partilerin uyacakları esaslar işte kapatılma nedenleri ya da yasaklar ve esaslar diye ikiye ayrılabilir. Bunun gibi. Çok torba yasalar, kanunlar. 148. madde, 159. madde, 146. ve 130. maddeler çok uzun. Bunlar seçtiğim maddelerin hepsi şu metinle arkalı önlü bir yaprak olan. Hepsi bir yapraktan aşağı değil. Bunların içindeki metinlerin hiçbiri bir mantık sırasına göre konulmamış. Tamamı rastgele çuval usulü atılmış. Fıkrası belli değil, şıkları belli değil, hiçbir şeyi belli değil. Bunlar, ben şöyle bir teklif getirdim burada. Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini düzenleyen maddede olduğu gibi, yani 104. maddede olduğu gibi alt başlıklara bölünebilir ya da sadeleştirilip iki maddeye bölünebilecek olanlar da var. Evet, efendim bir de bir cümle tekrar ediyorum, bitiriyorum. Bir de nakaratları var anayasamızın. 20, 21 ve 22. maddede tekrarlanan ve yine bazı maddelerde Cumhuriyet'in temel ilkelerinin devletin ülkesi milletiyle bölünmez bütünlüğünün dediği gibi şu cümle mesela 4 yerde tekrar ediliyor. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık, genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim karar olmadıkça yine bu sebeple bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciğin yazılı emri bulunmadıkça diye 4 maddenin arkasında bu nakarat tekrar ediliyor. Bu da bir türlü ya bir madde ya da sadeleştirilerek bir türlü yazılabilir. Teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ederiz. Değerli hocamıza katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim sabahki konuşmalardan beri bende oluşan intibaı soracak olursanız şöyle bir özet cümle aklıma geldi. Genç hukukçular rahatsız. Olsunlar. Yani demek ki hukuk sistemimizde bir sıkıntı var ve bunun aşılması için anayasamızın değişmesi gerekiyor ve bunun için de dile ihtiyacımız var. Bu dilin nasıl olması gerektiğini şimdi çok değerli hocamız Sayın Hamza Zülfikar'dan dili, söz varlığı ve yazımıyla anayasa metni başlıklı konuşmasından dinleyeceğiz. Arapçada aldığı köklerle, eklerle yapıyor. Müddei, bugün Türkçesi davacı oldu. Celse, oturum. Önerge, takrir. İcra, yürütme. Teşri, yasama. İstizah, gen soru. Bunlar imparatorluğun terimleriydi. Diğerleri ise, karşılıkları ise Türkiye Cumhuriyeti'nin getirdiği yeni karşılıklar ve yerleşmiş olan karşılıklar. Bu gen soruyla ilgili olarak yurt dışında bir sempozyumda yabancı Türkologlardan birisi dedi ki sizin bu gen kelimesi
bizim Yunanca'nın genosundan geliyor dedi. Herkes de yuttu. Sonra da kalktım, açıkladım, dedim bizde geniş kelimesinin kökü var. O kökten yapılmış. Bu kelime Türkçedir. Üçgendeki gen de aynı kelimedir. Genosla falan ilgisi yoktur. Adam tekrar çıktı kürsüye ve özür diledi. Şimdi bilen de konuşuyor, bilmeyen de bu konularda konuşuyor. Efendim, Osmanlı sadece Arapçadan yararlanmıyor. Farsçadan da yararlanıyor. Farsçanın kurallarından da yararlanıyor. Bunları ne Arap bilir ne Fars bilir. Mesela kaziye-i muhkeme, katib-i adl, müdde-i umumi, kararı kat'i, bunlar Farsça kurallara göre yapılmış olan tamlamalardır. Bunun dışında doğrudan Farsçadan aldığı kelimeler de var. Mesela nizamname gibi, bir taraf gibi, güzergah gibi, derdest etmekteki derdest gibi pek çok da kelimeyi Farsçadan almıştır. Yeni ihtiyaçlarını da hep bu Farsça ve Arapçadan yararlanarak yapmış. Demek ki daha o zaman bir milli edebiyat, bir milli dil kavramı gelişmemiş. Ziya Gökalp bile 1920'li yıllarda kelimeler üretiyor, türetiyor. Fikirden mefkure yapıyor, hars yapıyor, şeniyet yapıyor. Daha 1920'li yıllarda bile demek ki biz bu Osmanlı'nın türetme geleneğini devam ettiriyoruz. Bu arada hemen bir şey belirtmek istiyorum. Türk hukuk adamlarının türetmeleri olup özellikle 1850'li yıllarda dile giren Fransızca terimlerin Osmanlıca karşılıkları hep düşünüldü. Yani bize Fransız hukukunun terimleri esas oldu. O zaman referandum kelimesi, illegal kelimesi, parlamenter kelimesi ile karşılaştılar ve tuttular bunlara Osmanlı karşılıklar buldu. Mesela arayı umumiyeye müracaat, bu referandum için karşılık oldu. Gayri kanuni, illegal için karşılık oldu. Mebus, efendim, parlamenter için oldu. Şimdi görüyorum günümüz hukuk adamları, özellikle devlete yön veren büyük insanlarımız artık bunların Türkçelerini kullanmıyor. Ne yazık ki Fransızcalarını referandum diyor, parlamenter diyor, illegal diyor. Sabahtan beri yapılan konuşmalarda da notlar almıştım. Pek kıymetli açıklamalar arasında gördüm ki hocalarımız da bu akıma uymuş. Sayın Burhan Kuzu toplumsal kelimesini kullandı. İçtimai demedi. Orada uyandım. Demek ki içtimai eskimiş, toplumsal, ama biz hocalarımız da başta olmak üzere yıllarca toplumsal kelimesinin yapısının yanlış olduğunu söylüyorduk. Demek ki yapı yanlışlığı da bir yerde sökmüyor. Büyük Millet Meclisi'nde bu işin başında olan kişi toplumsalı kullanıyorsa bu demek ki yarın anayasaya da hukuk terimleri arasında da bunu koyacak. Efendim, 1930'lu yıllara kadar demek ki Türkçe terim diye bir şey yok. İlk defa Türkçe terimler cep kılavuzu diye 1941'de getirdim buraya. Şu çalışma yapıldı, yayınlandı. Bunun amacı neydi? Okullarda Türkçe terimleri kullanmak. Bunun içinde hukuk terimleri yok. Niye yok? Çünkü hukuk terimleri yüksek öğretimi ilgilendiren bir konudur. Böylece hukuk terimleri 1940'lı yıllarda da henüz gündemde değil. Ama bundan önce mesela 1925 yılında Batı hukukunu esas alarak medeni kanun ele alındığında yüzlerce terime karşılık bulunmuş ama bu terimlerin çoğu Osmanlıca terimlerdir. 1934 yılında Hukukçular Cemiyeti diye bir cemiyet kuruluyor
Daha sonra bu cemiyet adını Türk Hukuk Kurumu olarak alıyor. 1943 yılında yaptıkları şu çalışma var. Türk Hukuk Lügati diye. Bu eser ise Türkçe kelimelere pek rastlanmaz. Eski Osmanlı'nın terimlerini büyük ölçüde muhafaza eden şekillerdir. Bazen Arapça tamlamaları, Farsça tamlamaları Türkçeleştirmiş. Onun dışında büyük bir gelişme olmamış. Şimdi demek ki Türk Hukuk Lügati bugün elimizin altında bir mehaz, bir kaynak. 1945'te anayasanın ele alındığı sırada işte teşkilat-ı esasiyenin esasinin veya anayasa diye çevrilmesi bu dil kurumunun gayretleriyle olmuştur. Nasıl olmuş? İşte o zaman Türk Dil Kurumu türe terimleri diye bu eseri yayınladı. Bu eser efendim çok eleştirildi. Baktığımız zaman mesela celse karşılığı oturum burada olmuş. Mürafaa karşılığı duruşma buradan kaynaklanıyor. İşte sanık sözünü burada buluyoruz. Ama pek çok da terim tutmadı. Mesela ne için bakalım? Hukuk karşılığı türe. Hukuki karşılığı türen. Tasarruf karşılığı tavma. Medeni hukuk yerine kentlik türe gibi burada birçok terim var. Bunların hiçbiri maalesef tutmadı. Şimdi türe terimlerindeki bu türe ve tüze yıllarca problem oldu. Ne demek türe, tüze, nereden geliyor, nasıl olmuş? En sonunda 1980'li yıllara kadar Türk Dil Kurumu başta olmak üzere birçok hukukçumuz bunu devam ettirdi, bunu öne sürdü. 1980'den sonra Türkçe sözlük, Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğü türeden, tüzeden vazgeçti. Adalet ve hukuku öne aldı. Efendim, bu aralarda demek ki 1940'lı yıllardan 1980'li yıllara kadar çok olaylar geçti. Mesela Başbakan Adnan Menderes hükümeti zamanında yeniden teşkilat-ı esasiyenin terimlerine dönme gibi bir eğilim oldu. O zaman kıyamet koptu. Gazetelerde dünyanın yazısı çıktı. Efendim Türk Dil Kurumu buna çok karşı durdu. Pek çok yazılar yazıldı. Bunları şimdi anlatsam günlerce sürer. Onun için geçiyorum. 12 Eylül 1980'de askeri müdahale sonucunda Milli Güvenlik Konseyi'nce son şekli verilen Türkiye Anayasası resmi gazetede yayınlandı. Şimdi bu anayasa gerçekten tutarsızlıklarla dolu. Mesela bir yerde madde numaraları var, hepsi burada. Araştırma diyor, biraz sonra tetkik diyor. Bir yerde çıkar diyor, bir yerde menfaat diyor. Aşağı yukarı burada 20-22 kelime var. Bunların üzerinde durmayayım. Mesela bir yerde önlem diyor, bir yerde tedbir diyor. Şimdi bu durumda yeni yapılan anayasada buna dikkat edilmesi lazım. Yani aynı kavramı anlatan söz iki sözde ifade edilmemeli. Bana göre de Türkçesini tercih etmeli. Şimdi aynı durum fiillerde de görüyoruz. Mesela açıklamak geçiyor anayasanın bir maddesinde. Biraz sonra izah etmek geçiyor. Pardon, izhar etmek diye geçiyor. Ama bugünkü anlayışımıza göre izhar etmek açıklamak değil. İzhar etmek açıklığa kavuşturmaktır. Bunlar çok teknik şeylerdir. Yani bugün anayasa metni hazırlanırken muhakkak dilcilerin bu işte rolü olması lazımdır. Bir yerde bildiri, bir yerde tebliğ olmaz. İzlemekle takip etmek bunlardan bir başkasıdır. Mesela eskiden müşterek hareket etmek diyorduk, şimdi ortak hareket etmek diyoruz. Dolayısıyla ortak hareket etmek anayasamızda yer almalı. Ama bunun yanında başka şeyler de oldu. Diyelim ki kanaatini açıklamak diye bugünkü anayasada bir fiil var. Bu kanısını açıklamak herhalde olmayacak.
gene kanısını, kanaatini açıklamak devam edecek. Efendim 1982 yılının yürürlüğe giren anayasanın özellikle 1970'li yıllarda dildeki aşırılığa araç olabileceği düşünüldü. Kişilerin siyasi kamplara ayrılmalarına, toplumda kullandıkları dilden, seçtikleri kelimelerden dolayı insanların damgalanmalarına bir çare olması üzerine anayasanın bir araç olarak kullanılması istendi. Başbakan Turgut Özal bu konuyla ilgili bir genelge yayınladı. Genelgenin son cümlesi şöyle: bu itibarla Türk dili konusunda yapılan ilmi çalışmalar sonuçlanıncaya kadar kamu kurum ve kuruluşlarının her türlü yazışmalarda ve yayınlarda anayasa dilini ölçü olarak kabul etmeleri uygun görülmüştür. Bunu niye yazdı, bu genelgeyi niye çıkardı? Çünkü insanlar kullandıkları kelimelerden dolayı suçlanıyorlardı. Bunun üzerine Türk Dil Kurumu'na herhalde, ben tam olarak bilmiyorum, gene bir el altından haber salındı ki siz de bu işte bir gayret sarf edin diye. Türk Dil Kurumu o zaman anayasa sözlüğü diye bir sözlük hazırladı. Bana bu görevi verdiler. Ben 2000 kelime var burada. 2000 küsur. O 2000 kelimeyi fişledim. Kanun maddelerini yazdım. Bilebildiğim kadar anlamlarını önüne koydum. Hasan Eren hocamıza verdim. Kurum başkanıydı. O yeniden gözden geçirdi ve bu kitap çıktı. O zaman millet çok heyecanlandı. Efendim bununla devlet katındaki büyüklerimiz, bundan 100 bin adet, 200 bin adet basalım, bütün kamu kuruluşlarında memurların elinin altında olsun, herkes anayasa dilini kullansın. Ama ben inanıyordum ki bu mümkün değil. Nitekim öyle oldu. Anayasa sözlüğü 10 bin adet bile satamadı veya harcayamadı. Hala şeyde, depoda duruyor bir kısmı. Ve anayasa dilini efendim bir sözlükle halka mal etmek mümkün olmadı. Bu durumda arkadaşlar şeye bakıyoruz, sözlüğe bakıyoruz. Neden böyle olmadı? Çünkü bu sözlükte hem düzey vardı, hem kişilik vardı, hem çıkar vardı. Bunun karşılıkları da vardı. Seviye, şahsiyet, menfaat. Şimdi vatandaş onu da kullanacak, onu da kullanacak. Yani onun için bir şey meaz olmadı, bir kaynak olmadı. Fakat kabul etmek lazım ki bu anayasa sözlüğü veya Turgut Özal Beyefendi'nin genelgesinin bir faydası oldu. Neydi o fayda? Ondan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında herkes biraz çeki düzen verdi kendine. Böyle aşırı bir dil kullanmamaya çalıştılar. Ne aşırı Osmanlıca kelimeleri, ne aşırı Türkçe kelimeleri, bir durulma oldu. Bugünkü durulmanın da aslında kaynağı orasıydı. Efendim, şimdi anayasayı, 1982 anayasasını bir dilci gözüyle değerlendirecek olursak, burada pek çok da dil hataları var. Bunun yanında mesela böyle şeyler de var. Engellemek sözü neyle karşılanmış? Mani olmak için engellenme denmiş. Men edilme karşılığı da kullanılmış. Yani bir eski söz Türkçe'de iki sözle karşılanıyor. Mesela icap etmek, hem iltizam etmek karşılığı kullanılmış, hem gerekmek karşılığı kullanılmış. Efendim kaldırmak fiilini hem ilga etmek için hem lav etmek için kullanılmış. Bunun gibi örnekler yazımda çok, basıldığı zaman okursunuz, görürsünüz. Ama bu arada da o Arapça, Farsça kelimelerden de çok Türkçe yeni şekiller türetildi. Mesela ceza kelimesi Türkçe değil. Ama bir bakıyoruz ki cezadan bu Cumhuriyet döneminde cezalandırma diye fiil yapıldı. Ağır ceza, cezaevi, para cezası gibi pek çok söz türetildi. Mesela dava kelimesine bakıyorum. Davalı, davacı, dava açma, dava düşmesi falan. Karara bakıyoruz. Savunma hakkı, ara karar, karar düzeltimi. Demek ki Arapça, Farsça kelimeleri biz hepsini atmadık. Bunlardan yeni yeni türetmeler yaptık.
Aslında bu bir güzel bir gelişmeydi. Şimdi hocam biraz hızlı gidiyorum. Bak, buyurun hocam. Kaçırmayayım diye. Buyurun. Efendim, son anayasada ve daha öncekilerinde aynı anlama gelen biri Türkçe, ötekisi Osmanlıca kelimelerin anayasa maddelerinde bir arada kullanıldığını yukarıda yeterince örnek verildi. Beklentimiz yeni anayasa metnine bunların giderilmesi. Yeni anayasa metninde aralarında herhangi bir anlam inceliği olmayan bu tür kelimelerden Türkçe olanlarının tercih edilmesi. Bunların dışında imla kuralları bakımından anayasa metninin Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzuna ve Türkçe sözlüğüne uyması. Kalıcı ve klasikleşmiş bir anayasa yapmak istiyorsak, bu anayasanın yıllarca kullanımda kalmasını hedefliyorsak, önce terimlerdeki kargaşaya bir son vermek, terimlerinde uzlaşmaya varmak, tekrara ve fazla söze yer bırakmadan tanımları Türk dilinin kurallarına uygun bir biçimde yazmak zorundayız. Sözümü noktalarken bu yazımda anayasa komisyonlarında yararlanılır diye bir çalışma yaptım. Bu çalışma yaklaşık 700 kelimeyi ihtiva ediyor. 700 kelimenin Türkçelerini yazdım, karşısına Osmanlıcalarını gösterdim. Aynısının tersini yaptım. Osmanlıcalarını yazdım, karşısına Türkçelerini kullandım. Amacım neydi? Komisyonlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonlarda ellerinin altında bir kaynak olsun diye arada bir buna da bakılsın diye düşündüm. Efendim, 70 yılda aradan 70 yıl geçti. Türk hukuk terimleri maalesef rayına oturtulamadı. Bu listede de görüleceği gibi, yani bu yaptığım listede de görülebileceği gibi Türkçeleştirme işinin bir elden bilimsel ölçüler içinden yapılmadığını görüyoruz. Son olarak ekleyeceğim bir başka husus anayasa karşısında aydınların tutumu ile ilgilidir. Yeni anayasa yayınlandıktan sonra devlet memuru, öğretmen, avukat, subay, hakim, sendikacı, kısaca ilgili her Türk vatandaşı anayasa dilini, anayasanın söz varlığını tanımalı, bilmeli ve kullanmalıdır. O bakımdan anayasada bu esaslara göre çok mükemmel olması lazım, klasikleşmiş olması lazım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Türkçe hukuk terimlerinin geçirmiş olduğu tarihi süreci ve bu sürecin çeşitli kurumlar tarafından ortaya koymuş eserlerini tanıttılar. Ayrıca bu ilmi çerçevede sunduğu tebliğinde somut bir takım önerilerde de bulundular. Bu bakımdan da konuşmasının bu yönüyle de çok önemli olduğunu bir kere daha burada zikretmek istiyorum. Son olarak bugünkü son oturumumuzun son konuşmacısı ve İstanbul'dan teşrif etmiş olan değerli hocamız Profesör Doktor Mustafa Özkan Bey, gelişim süreci içinde Türkçe ve anayasanın dili başlıklı konuşmalarını sunacaklar. Buyurunuz hocam. Değerli katılımcılar, hepinizi konuşmama başlarken saygıyla selamlıyorum. Mecelleden bir sözle sözlerime başlamak istiyorum. Ezmanın tagayyürü, ahkamın tebettülünü zaruri kılar. Zamanın geçmesiyle hükümler de değişir. Hükümleri ifade eden dil olduğuna göre zamanla dil de değişir. Bugün bundan 1000 sene önceki kök Türkçeyi konuşmadığımız gibi 50 sene önceki Türkçeyi de konuşmuyoruz. Ama dil değişir diye yerleşmiş terminolojiyi kullanmaktan da geri kalmamak gerekir. İnsan ilişkilerinin temeli dile dayanır. Bu sebeple bütün hayat deneyi ister istemez dile yansır. Bütün duygu, düşünce ve hareketlerini dil ile ifade eden insan
dili kendi varlığına uydurur. Bu bakımdan dil, insanın varoluş biçiminin ifadesidir. İnsanın çevresindeki her şeyle bağ kurması dil ile gerçekleşir. Yani dil, insan hayatının her anını kapsar. Bu yüzden de dil ile insan arasında çok sıkı bir bağ vardır. Bundan dolayı dile, dildeki anlatım biçimlerine bakınca bir milletin yüzyıllar boyunca yaşadığı bütün duygu, düşünce ve hayallerinin yansımalarını buluruz. Bu anlamda dil, bir milletin hayatının aynasıdır ve milli kültürünün temelidir. Dil ile sosyal hayat arasında da sıkı bir bağ vardır. Sosyal hayatta var olan her şey dile yansır. Dil, toplumun içinde bulunduğu tarihi ve sosyal şartlar altında değişir ve gelişir. Bu bakımdan yaşanan toplumsal süreçlerin dil üzerinde önemli etkileri olur. Dilimizin tarihi gelişmesine baktığımızda, onun Türk milletinin geçtiği üç medeniyet merhalesinden geçerek günümüze ulaştığını görürüz. Türk tarihi hangi safhalardan geçmişse, Türk dili de aynı safhaları yaşamıştır. Bu bakımdan Türk toplumu başlıca üç medeniyet merhalesinden geçmiştir. Bugün dilimizde de bu üç dönemin etkilerini görmek mümkündür. Milli varlıklar, yüzyıllar boyu bulundukları medeniyet aşamalarına, başka milletlerle olan münasebetlerine göre değişirler. Bir millet, başka milletlerle çarpışır, uzlaşır, karışır, yeni üretim tarzlarını, dünya görüşlerini benimser. Kurumlarını, kanunlarını, yeni hayat şartlarına uydurmaya çalışır. Yabancı milletlerle giriştiği siyasi, iktisadi, sosyal, kültürel münasebetler onun bütün varlığı üzerinde etkili olur. Milletler statik değil, dinamik varlıklardır. Milletlerin değişmeleri tarihi meydana getirir. İnsanlık tarihi, çeşitli milletlerin birbirleriyle olan karşılıklı münasebetlerinin bir bütünüdür. Şimdi bu çerçevede dilimizin tarihi gelişmesine bir göz attığımızda başlıca onun şu merhalelerden geçerek günümüze intikal ettiğini görürüz. Birincisi İslamiyet öncesi dönem. Bu dönemde Türkler Bozkurt kültürü denen bir hayat tarzını yaşıyorlardı. Ve bu dönemde tabi dilimiz çok fazla karışık bir dil görünümünde değildi. Ancak Uygurlar zamanında özellikle Budizm, Manihaizm ve Brahmanizm gibi dinlerin etkisinde kalınca bu dinlere ait terminolojiyi kendi dillerine tercüme ederken bazı yabancı terimlerin dilimize geçtiği görülmekle birlikte bu yabancı terimlere karşılık bulma konusunda da Türkçenin gelişme imkanlarını önemli ölçüde kullanmıştır Türkçe. Bu terimleştirme ve tercüme faaliyetlerinin hiç şüphe yok ki Türkçenin gelişmesine büyük katkısı olmuştur. Türkler Müslüman olunca Türk tarihi de büyük bir değişime uğradı. Türklerin sosyal, siyasal ve kültürel hayatlarında büyük gelişmeler oldu. Karahanlılardan sonra Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları ve özellikle Osmanlılar zamanında Türkler büyük bir medeniyet dünyasının kapısını araladılar. Kendi geçmişlerinden getirdikleri değerleri İslamiyet'in kutsal prensipleriyle uzlaştırıp bundan aldıkları hızla düşüncede, sanatta, ilim ve teknikte büyük hamleler gerçekleştirdiler. İşte 11. yüzyıldan itibaren İslam kültür ve uygarlığı etkisi altına gelişen yeni bir edebiyat ve kültür dili doğdu. Kutadgubilik, Atabetül Hakayık, Divan-ı Lügat-ı Türk, Divan-ı Hikmet gibi eserler bu dilin ilk ürünleridir. Kur'an'ı anlamak ve dinin esaslarını hakkıyla öğrenebilmek için onu Türkçe'ye çevirmekte de gecikmedi Türkler. Ayrıca Kur'an'ın yanı sıra hadis, fıkıh gibi pek çok dini nitelikli eseri de Türkçe'ye kazandırdılar. Hiç şüphe yok ki bu tercümeler klasik edebi dilin kurulmasını sağladığı gibi Türkçenin daha olgun bir duruma gelmesine de hizmet etti. 15. yüzyılın ortalarına doğru Osmanlı Devleti'nin sınırlarının genişlemesi ve siyasi birliğinin kurulmasıyla artık bir yazı dili ve bir ilim dili olarak Türkçe'de teşekkül etmiş ve kudretini kazanmıştı. Bu dönemde Yunus Emre, Aşık Paşa, Şeyhoğlu Mustafa, Devletoğlu Yusuf, Necati Bey, Baki, Fuzuli, Nedim, Şeyh Galip gibi pek çok şair
Türk kültürü içinde eser vermiş ve ortaya koydukları eserleriyle de Osmanlı Türkçesi denilen kültür dilini vücuda getirmişlerdir. Bu dil bir zümre dili olmayıp büyük bir medeniyetin devresinin dilidir. Bu devrede Arapçadan, Farsçadan pek çok unsur dilimize girmiştir. Şunu hemen ifade etmek gerekir ki her devrin dili ve edebiyatı içinde oluştuğu şartların bir yansımasıdır. O nedenle bu Osmanlı Türkçesini değerlendirirken bu nazarla buna bakmak gerekir. Osmanlı Türkçesi, Türkçenin tarihi gelişim sürecinde bir devre olup imparatorluk sınırları içerisinde gelişme göstermiş bir dildir. Ve ifade gücü ve heybeti de devletin ihtişamına paralel olarak zenginlemiş ve gelişmiştir. Tabii dilin bu şekilde bir gelişme göstermesini biraz da Türkçenin ihtiyaç duyduğu dil malzemesini kendi içinde bulamayınca onu mensup olduğu medeniyet dairesindeki öteki dillerden alıp kullanmanın bir gereği olarak değerlendirmek gerekir. Bu bakımdan Osmanlı Türkçesi İslam medeniyetine ait bir takım kelime ve terkipleri Türkçenin tabii kelime ve terkipleri gibi kullanmış ve bunların birçoğunu Türkçeleştirmiştir. Bu dille yalnızca edebi eserler meydana getirilmemiş, bir milletin 500 yıllık tarihi boyunca sosyal hayatının her alanına, edebiyat, tarih, tıp, hukuk, iktisat ve benzeri gibi alanlara ait binlerce eser meydana getirilmiştir. Tabii bu dönemde meydana getirilen bu, oluşturulan bu dilin iki katmanı vardır. Birisi günlük konuşma dilinden farklı olarak iki seviyede gelişme gösteren bu dilin birincisi faydayı ön plana tutan ve daha çok dili araç olarak gören bir anlayışa dayanan yazı dilidir. Söz dağarcığı bakımından oldukça zengin olan bu dilin seviyesini geniş bir okur yazar kitlesi rahatça okuyup anlayabilmektedir. Özellikle tahsilli insanlar. Bu bakımdan pek çok yazar dilin bu seviyesini tercih etmiştir. Mesela Baki'nin, Fuzuli'nin, Hayali Bey'in, Nedim'in, Lami Çelebi'nin, Katip Çelebi'nin, Evliya Çelebi'nin vesaire şair ve yazarların eserleri dilin bu seviyesi için birer örnek olarak verilebilir. Klasik Osmanlı Türkçesi dönemindeki yazı dilinin ikinci seviyesi daha çok sanat amaçlı bir anlayışa dayanan yüksek seviyede bir yazı dilidir. Bu yazı dili daha zengin bir kelime kadrosuna sahip olup özellikle Arapça ve Farsçadan çok sayıda kelime, kural ve dil kalıbı alarak ortak İslam kültürünün çeşitli unsurlarını kullanan bir karma dil niteliği taşır. Bu seviyede dil artık bilginin ve düşüncenin aktarıldığı bir araç olmaktan çıkmış, kendisi doğrudan doğruya bir amaç haline gelmiştir. Bu yazı dilinin hedef kitlesi bilgi seviyesi yüksek toplum kesimleridir. Veysi, Nergisi, Ali, Naima gibi sanatçıların eserlerini bu ikinci seviye için verebiliriz. İşte Osmanlı Türkçesinin tenkit edilmesine sebep olan veya tenkit edilen dil esas itibariyle bu ikinci seviyedeki suni olarak oluşturulmuş dildir. Yoksa o dönemin normal konuşma ve yazı dilini tenkit etmek değildir. Osmanlı Türkçesinin arkasında 1000 yıl yaşamış bir medeniyet vardır. Türkçeye girmiş olan her yabancı kelime atalarımızın kutsal bir değer verdikleri yüzlerce kitaptan aktarılmıştır. Kültür değerlerini Arapça, Farsça eserlere dayanarak meydana getiren bir toplumun aydınlarının dilinde referans aldıkları eserlerin dilinin etki etmemesi şüphesiz düşünülemezdi. Dolayısıyla bu dönemde dilimize girmiş Arapça, Farsça kelimeleri bu nazarla bakıp değerlendirmek gerekir. Şüphesiz zaman zaman dildeki sunilikler olmuştur. Bu suniliklere karşı itirazlar, dilin bu aşırılığına karşı sadeleştirme yönünde tepkiler de olmuştur. Ancak tabii bu tepkiler o dönemin birinci, ikinci sınıf şairleri ve yazarları tarafından öne sürülmediği için fazla etkili olamamıştır. Ayrıca Osmanlı döneminde tabii toplum statik bir yapıya sahip. Bu statik yapı dilin de böyle statik olmasını sağlamış. Dolayısıyla medeniyetler tabii bir günde meydana oluşmuyor. Aldıkları unsurları işleye 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 özgün bir seviye çıkarıyor. Dolayısıyla o kelimeler de işlene işlene bir takım çağrışımlar, bir takım anlam yükleri kazanmışlardır. Esas itibariyle
Arapçadan, Farsçadan alınan kelimelerin anlamları o dillerdeki anlamları gibi değil. Daha önceki bir konuşmacı arkadaşımızla temas etti bu noktaya. Artık o kelimeler Türkçenin malı olmuştur. Kelime, dil, sestir, manadır, anlamdır. Dolayısıyla aldığımız kelimelere kendi dilimizin sesini, şeklini, anlamını yüklemişiz. Mesela müsaade kelimesini alalım. Müsaade kelimesi dilimizde izin anlamıyla kullanılmakta. Halbuki müsaade saat kökünden, uğur kökünden, uğurlu sayma anlamında bir kelimedir Arapça. Ama Arapçada bu kelimenin hiçbir zaman izin anlamı yoktur. Sonra dillerin birbirleriyle etkileşimleri tabidir, doğaldır. Mesela Farsçadaki endaze kelimesini Arapça almış, hendese yapmış. Biz oradan almışız, hendeseden mühendis yapmışız. Dolayısıyla orada Arap kendi sesini vermiş o kelimeye. Biz de oradan alıp kullanmışız. Bu bakımdan dildeki yabancı kelimelerin kazanımları tamamen dilin kendi yapısına, hüviyetine uydurularak değerlendirilmiş ve öylece anlam kazanmıştır. Bu bakımdan bu kelimeleri yabancı olarak değerlendirmek, eski olarak değerlendirmek doğru değildir. Çünkü bunun arkasında yatan binlerce yıllık bir kültür vardır. Dil kültürün taşıyıcısıdır. Eğer o dilin taşıdığı kültürü bilmiyorsak, o kültüre yabancıysak, o dili, o kültürü oluşturan dili de kullanamayız. Yine arkadaşımız temas etti. Bugünün gençleri bu dili kullanamıyorlar. Niçin kullanamıyorlar? Çünkü o dilin oluştuğu kültürden yoksunlar. Onun için bu dili kullanamıyorlar. Tabii Batı uygarlığına geçme teşebbüsümüz de dilimizin ikinci bir merhalesini oluşturur. 19. yüzyılda medeniyet değiştirme teşebbüsü dilimizin de değişmesine sebep olmuştur. Çünkü bir takım yeni kavramların topluma kazandırılması o eski dille yapılamayacağı kanaatine varılarak dilde bir sadeleşme yolu tercih edilmiş ve gazetecilik diliyle işe başlanmıştır. 1860'ta Şinasi'nin Tercüman-ı Ahval gazetesinde artık bir gazetecilik diliyle daha sade yazarak halka yeni düşünceleri anlatma ihtiyacıyla bir sadeleşme düşüncesi ortaya çıkmış olmakla beraber burada da yine tanzimatçıların yazdıkları yazılarda eski dil geleneğinden çok da ayrıldıklarını göremeyiz. Kendi aralarındaki konuşmalarında gayet sade bir Türkçeyi kullanmakla beraber yazdıklarında divan edebiyatından gelen klasik telakkiye uyumuşlardı. Bununla ilgili kısacık bir örnek vermek istiyorum. Mesela Tasvir-i Efkar Mukaddimesinden her bir devlet idaresine müvekkel olduğu bir heyet-i mecmuayi milliyenin bekasıyla payidar ve haru menafiine muvafık surette tedbiri meham eylemekle kaviyül iktidar olmak kaziyesi manendi bedihi-i ula burhandan müstanidir. Bir hali medeniyette bulunan halk ise kendi menafiinin husulü hakkına ne suretle sarf-ı zihin eylediği tercüman efkar olan gazetelerin lisanından malum olur. Yazdıkları makalelerde dil böyle. Ama kendisinin aralarında, dostlarında, birbirleriyle, aile vesaire arasında kullandıkları dil ise çok sadedir. Mesela Şinasi'nin annesine yazdığı bir mektuptan bir parça alayım. Efendim, benim canımdan aziz olan valideciğim, geçen aldığım mektubunuzda bir yıldan beri hasta olduğunuzu bildirmiş idiniz. Lakin bundan anladığıma göre canınızla uğraşır mertebeye gelmişsiniz. Öyleyse efendim niçin bu zamana kadar bildirmediniz? Eğer bildirmiş olsaydınız çarçabuk tahsilin arkasını alıp şimdiye dek asitaneye gelirdim. Çünkü bundan mukaddem daha kolaylıklar vardı. Her neyse şu günlerde işimi bitirmek üzereyimdir. Şimdi ikisi de aynı dönemde yazılmış. Birisi gazete dili, birisi hususi bir mektup. Birisi dil anlayışının ne kadar İnsanlar üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. O telakkiden ayrılınca kendilerinin biraz aydın kimliğinden sıyrılmış basit bir seviye düşecekleri anlayışı var. Ama yine de Tanzimat aydınlarının dilde sadeleşme fikirleri dilimizin daha ileriki dönemde sade bir mecraya girmesinde etkili oldu ve esas itibariyle dilimizdeki sadeleşme 1911'de genç kalemlerin ortaya attıkları yeni lisan hareketiyle gerçekleşti. Gerçekte yeni lisancılar tanzimatçıların başlatmış olduğu sadeleşmeyi biraz daha ileri götürerek yaşayan konuşulan dille yazılan dil arasındaki mesafeyi kapatarak sade bir Türkçe ile yazma düşüncesini dile hakim kıldılar ve bu dönemde yazılan eserlerde
Türkçenin sadelik bakımından en güzel eserleri olmak icap eder. Bu hareket, dilde sadeleşme hareketi, tabii o zaman tasfiyecilik de vardı ama yeni lisancılar buna iltifat etmediler. Cumhuriyete kadar geldi. Tabii Cumhuriyet dili sadeleştirme ve özleştirme aşamasında daha bir ileri seviyeye götürdü dili. Ancak bu götürmede bazı zorlamalar ve mecburi hadiseler oldu. 1932 yılında Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulunca Atatürk Dil Devri'ni başlatmış. 26 Eylül'de birinci Türk Dil Kurultayı'nı toplayarak dil devriminin ikinci boyutuna geçilmiş ve 1935 yılındaki meclisi açış konuşmasında bütün devlet kuruluşlarımızın lisanımızla alakalı olmasını temenni ederim diyerek de bütün devlet kuruluşlarının dilde sadeleşmeyle alakadar olmasını hükmünü vermişti. Buna dayanaraktan dilde bir tasfiye hareketi başladı. Bildiğimiz gibi. 1-2 yıllık bu hareketten sonra Atatürk işin bir çıkmaza girdiğini görünce bundan dönme düşüncesi de güneş dil teorisini ortaya attı. Esasında güneş dil teorisini ortaya atmakla birlikte artık zemin bulmuş bu tasfiyecilik hareketi kesilmedi. Mamafih bu hareket Atatürk'ün ölümünden sonra artık bir partinin ideolojisi ve Atatürk'ün başaramadığı bir işin gerçekleştirilmesi şeklinde mecburi olarak zorla devlet dilinde bir müdahaleye sebep oldu. Ve böylece anayasa dilimizin işte 1945 yılındaki değiştirilmesi, işte 1940'dan 42'ye kadar bir hazırlık dönemi, meclisi iş tüzüğünün dilinin değiştirilmesi gerçekleştirildi. Bu gerçekleştirilmede ne kadar zorunlu ve baskıcı bir yöntemin uygulandığını size anlatmak üzere bir örnek okuyarak birkaç cümleyle toparlamak istiyorum. Tahsin Bangoğlu'nun bir hatırasından aldım bunu. Anayasanın dilinin değiştirilmesiyle ilgili. Atatürk'ten sonra kapalı rejim devam etti ve dil davası da siyasi bir renk aldı. Başlanmış müspet işlere ilmi bir düzen verilemedi. Fakat uydurmacılık tarafı sürdü. İsmet Paşa anayasanın dilini değiştirmek için dil kurumuna bir metin hazırlatmış. Benim itiraz edeceğimi işitmiş. Beni tanımıştı. O da bir metin hazırlasın demiş. Ben yaşayan Türkçe ile sade bir metin hazırladım. Bir ay sonra öğrendim ki benim hazırladığımı beğenmemiş. Bir gün beni çağırdı. Yanında Falih Rıfkı vardı. Biz bu metni hazırladık. Meclise veriyoruz dedi. Sen itiraz edecekmişsin dedi mecliste. Paşam belli noktalarına itiraz edeceğim dedim. Sadeleşmesine, anayasanın yaşayan Türkçe olarak yazılmasına sizden çok taraftarım dedim. İyi, nedir öyleyse dedi. Öyle dedim. Uydurma kelimeler var içinde. Kütüphanede oturuyoruz. Şimdi bana bak, Falih okusun, hangisine itiraz ediyorsan söyle. Okusun paşam, itiraz edeceğim dedim. Şimdi Falih Rıfkı okuyor, ben o kelimeler geçtikçe kalemi masaya vuruyorum. Saylav, söylev demişler. İşte bunlar bizim şivemize aykırı şeyler. Tatarlar getirmiş diyorum. Bu şekil Tatarca da var. Tatarca Türkçe değil mi diyor. Efendim, Tatarca Türkçenin uzak bir lehçesidir. Bizim şivemize aykırıdır. Geç diyor. Ondan sonra Danıştay, Sayıştay bunlar Moğolca'ya göre yakıştırılmış şeyler. Kurultay diye Moğolca'dan gelmiş bir kelime var. Canım Moğolca'da Türkçe değil midir zaten? Değildir paşam. Moğolların ırkları başka, dilleri başka. Ha dedi o zaman. Başını salladı. Halil Nihat Bey diyormuş ki Şura-i Devlet nerede? Devlet Şurası nerede? Hiç Devlet Şurası, Şura-i Devlet demek olur mu? Al öyleyse Danıştay dedi. Halil Nihat yeni harflere de itirazı ile tanınmıştı. Hakkı Tarık, majiskülleri kullanmayalım, dizgi işi kolaylaşır demişti. Halil Nihat, ben minisküllerde de kullanmasak iyi olur derim demiş. Paşa ne yapıyor Danıştay demeyle? Bir direnişe karşı meydan okuyor ve Atatürk'ün yapamadığını yapmak istiyor. Ben birkaç defa daha kalemi vurdum. İsmet Paşa geç diyordu. Sonra mühim değil dedi. Siz Falih'le bir daha okursunuz. Ertesi günü Falih Rıfkı'yı gördüğümde bir bakalım dedim. Ne diyorsun yahu? Harfine dokundurmuyor. Dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adını zor kurtardım. Kamutay oluyordu dedi. Efendim işte dilimizin bugüne intikalindeki zorlamalar bunlar daha biri. Bunun gibi yüzlerce örnek var. O
Özellikle 1940 yılında felsefe terimlerinin Türkçeleştirilmesi münasebetiyle yapılan toplantılarda da buna benzer binlerce kelime maalesef dilimizden böyle devlet müdahalesiyle atılmış. Onun yerine ne olduğu belli olmayan kelimeler türetilmiştir. Tabii şüphesiz bu kelimelerin türetilmesinde ve yeni kelimelerin dilimize sokulmasında, Arapça, Farsça kelimelerin atılmasında sırf Arapça, Farsça kelimeleri Türkçe yapalım endişesi yok. Onun arkasında yatan kültüre ve tarihe karşı olumsuz bir bakış var. Bu bakış münasebetiyle Arapça, Farsça kelimeler kapı dışarı edilirken batıdan gelen kelimelere kapı açılmış. Bugün dilimizi Arapçadan, Farsçadan çok batı dünyasından gelen kelimelerin istila etmesinin temel sebeplerinden birisi de bu şekilde kapıların batıdan gelen kelimelere hiç sorgusuz sualsiz açılmış olmasıdır. Bugün de maalesef dilimiz bu kelimelerle dolup taşmakta. Öyleyse ne yapmak lazım? Dilimizi, şüphesiz dil değişen bir yapıya sahip. Yani zamanın değişmesi dili de değiştirecek. Dilde bir takım değişmelerin olması da tabiidir. Ancak bu zorla değil, kendi halinde dilin uzviyetine, dilin yapısına hiç yabancı olduğu, yeni olduğu hissettirilmeyecek şekilde serbest bir şekilde yapılması gerekir. Yoksa böyle zorla dil değiştirilmez. Çünkü dillerin de bir uzviyetleri, hayatiyetleri vardır. Eğer zorla değiştirirsek onu kırmış oluruz. Bugün ilim camiamız, ilim hayatımız neden yarım bir ilim şeyi oluşturamamışız? Çünkü dilimiz mahvolmuş. Sürekli değişim, sürekli uydurma, sürekli yenilik şeklinde dilimiz sürekli bir yenilik anaforu içerisine atılarak düşüncemiz de mahvolmuştur. İlmin yarısı düşüncedir, yarısı dildir. Dolayısıyla anayasamızı oluştururken bu geçmişten getirdiğimiz değerlerimizin bugüne taşınmasında bir yol olarak anayasamızı bir kılavuz, bir rehber, bir ışık olarak değerlendirmek ve oraya koyacağımız kelimeleri buna göre seçmek mecburiyetindeyiz. Özellikle nüanslara da dikkat etmek lazım. Ben şöyle anayasadan birkaç kelime vererek konuşmam. Evet, bir cümleyle. Epeyce açtık süremizi. Biraz sona artık kalan dona kalır. Kırılma sakın bize. Biz de sonda evet olduğumuz için bize yardım et sen de. Birazcık. Evet. Ayın 16'sında İstanbul'a geliyorum. Revanşını alırım hocam. Zaman açısından. Şimdi bazı kelimeler, nüanslar kayboluyor. Şimdi birçok kelimenin yerine tek kelime teklif ediyoruz. Diyelim ki açık kelimesini kullanıyoruz anayasada. Şimdi açığı aleninin yerine mi kullanıyoruz? Münhalin yerine mi kullanıyoruz? Sarihin yerine mi kullanıyoruz? İşsizin yerine mi kullanıyoruz? Açıkta geziyorum diyor. Hangisinin yerine kullanıyoruz? İşte ince farklar kayboldu. Hepsinin yerine açık diyoruz. Şimdi bağ kullanıyoruz. Bağlı diyoruz. Bağ, rabıtanın yerine mi kullanıyoruz? Münasebetin yerine mi kullanıyoruz? Veya bağlı diyoruz. Bunu merbut karşılığı mı kullanıyoruz? Sadık karşılığı mı kullanıyoruz? Mütevakkıf karşılığı mı kullanıyoruz? Vabeste karşılığı mı kullanıyoruz? Hepsini bağlı, bağlı, bağlı diyelim. Hepsi, halbuki hepsinin farklı bir anlamı var. Hukuk terimlerimizde bunlar oturmuştur. Bugün hukukçularımızın bu terimi değiştirmek isteme işlerin temel sebebi budur. Oturmuş terimlerimizi Türkçeleştiriyoruz diye yenilemek bence dili bozmak demektir. Anayasayı oluştururken bu hususları göz önünde bulundurmak ve dilini ona göre tayin etmek gerekir diye düşünüyorum. Hepinizi sabırla dinlediğiniz için saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum. Efendim değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii gönül isterdi ki o metnin tümünü dinleyelim ama zamanımız sınırlı. Anayasa Dili Sempozyumumuzun sabah 10 itibariyle başlamış olan ve 3 oturumda gerçekleşen sürecine burada son veriyoruz. Bu saate kadar bizlerle kalan ve bizleri dinleyen bütün değerli dinleyicilere, katılımcılara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu konuşmaların, bildirilerin yayınlanacağı bilgisi ulaştırılıyor bana. Umarım konuşmalar basıldığında çok daha uygun bir şekilde bunların basılı hallerinden istifade etme imkanımız olacaktır. Bir kez daha bu sempozyumu düzenleyen Türkiye Yazarlar Birliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği ve Türk Dil Kurumu'na bütün katılımcılar ve konuşmacılar adına teşekkür ediyor. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz.
Evet, bizler de değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü oturumla birlikte sempozyumumuzun açık bölümü sona ermiştir. Sempozyumumuzda sunum yapan tüm hocalarımıza ve emeği geçen tüm kurumlara tekrar teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hazırlayacağımız sempozyum kitabımız anayasa ve yasaların dili konusunda önemli bir belge olacak ve yol gösterecektir. Bu kitap ve tüm konuşmalar ve bildiriler anayasanindili.com sitesinde yayınlanacaktır. Bu site uzun süre yayında kalacaktır. Konuşmacılarımızın konuşmaları da görsel olarak yine bu sitede izlenebilecektir. Dördüncü oturum kapalı oturumdur ve karşı salonda sadece konuşmacılarımızın katılımıyla yapılacaktır. Hepinize teşekkür ederken hocalarımıza teşekkür plaketlerini vermek üzere Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Sayın İbrahim Ulvi Yavuz'u sahneye davet ediyorum. Buyurun. Profesör Doktor Derya Örs hocamız. Profesör Doktor Şükrü Karatepe hocamız. Profesör Doktor Hamza Zülfikar hocamız. Profesör Doktor Mustafa Özkan hocamız. Evet, Beşir Ayvazoğlu hocamızla daha önce vermiştik ve şimdi tüm konuşmacılarımızı günün anısına bir hatıra fotoğrafı çektirmek üzere sayın başkanlarımızla birlikte kürsüye arz ediyorum efendim.